Kanal 3 Panorama ile yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Bu sezonda Kanal 3 Panorama dop dolu, eğlenceli ve sımsıcak görüntüleri ekranlarınıza taşıyacak. Ben Esra Kutlu. Ben Serpil Kurt. Sizlere hafta boyunca yapmış olduğumuz eğlenceli ziyaretleri, gidip gördüğümüz sektörler ve hoş sohbetleri aktarmak için buradayız. Mega Birlik Medya ailesi olarak biz büyük bir aileyiz. Bayramı da kanalımızda birlikte kutlayarak, bayramlaşarak karşıladık. İlk olarak o sımsıcak bayramlaşma görüntülerimizi izliyoruz. Mega Birlik Medya personeli Ramazan Bayramı dolayısıyla bir araya geldi. Mega Birlik İcra Kurulu Başkanı Adnan Demirel, Mega Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Murat Bilgici ve Kadir Sayın, Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey, Mega Birlik Medya personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Mega Birlik Medya İcra Kurulu Başkanı Adnan Demirel, bayramların büyüklerin ve küçüklerin ziyaret edildiği günler olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti. İslam alemine tüm insanla hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bereketli geçmesini diliyorum. Bayramlar bizim her zaman böyle kardeşlik ve büyüklerimizi, küçüklerimizi ziyaret ettiğimiz günler. Bu duygular ve düşünceleri tekrar hepiniz bayramını kutluyorum. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Kadir Sayın, bayramlaşma kültürünün yaşatılması gerektiğini belirterek herkesin bayramını kutladı. Bugün çok güzel bir şeyi sağ olsun Adnan Başkanımız bize yaşattı. Anılarda kalan bir bayramlaşma kültürü vardı zaten. Tabii pandemi de COVID de etkiledi. Mega Birlik ailesiyle beraber ilk bayram kutlamamızı yaptık. Herkese sağlık, mutluluk, esenlik, başarı diliyorum. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Murat Bilgici de herkesin bayramını kutlayarak eski bayramların tadında bayram geçirmeyi diliyorum dedi. Ramazan bayramının tüm İslam alemine, ülkemize, siz kıymetli çalışanlarımıza ve ailemize huzur, mutluluk getirmesini, eski bayram tadında bir bayram geçirmesini temenni ediyorum. Mega Birlik Medya CEO'su Mehmet Emin Güzbey de Mega Birlik ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirterek herkesin bayramını kutladı. Mega Birlik ailesi her geçen gün daha da büyüyor. Nice bayramlara sağlıkla, huzurla ve daha da büyüyerek ulaşmayı diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. Bayramlaşma töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Şimdi de Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in önderliğinde açılan Kadın Kültür Evlerinden Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi ve Kooperatifinde kadınlarımızın yapmış oldukları çalışmalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'ndeyiz. Üreten kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımız burada neler yapıyorlar yerinde görüntülemek için yanınıza geldik. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz. İsmim Hilal Büyük ben. Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi müdüresiyim. Kamu yönetimi mezunuyum. Mali hukukta yüksek lisansı yaptım. Evliyim, 3 çocuk annesiyim. Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde müdürü olarak hizmet vermekteyim. Ne zaman açıldı burası? Ne kadar süredir var? Yaklaşık 9 aydır hizmet veriyoruz. Eylül'de eğitimlerle başladık. Yoğun bir eğitimimiz var. Valiliğimizin proje ekibinin hazırladığı, işte ilin sağlık müdürlüğüyle, aile ve sosyal hizmetleriyle, il müftülüğüyle, bunun yanında AKÜ ve AFSÜ'nün değerli hocalarıyla, serbest kürsü sohbetleriyle, kurum müdürleriyle birçok eğitimi çeşitli şekilde halkımıza hizmetini sunuyoruz. Kadınlarımız burada neler yapıyorlar, ne tür etkinlikler var? Mareşal Fevzi Çakmak Kadın Kültür Evi'nde valimizin istediği gibi kadınlarımızın eğitim, sosyal ve kültürel aktiviteler, sosyal sportif aktiviteler, bunun yanında üretim yaparken de ev ekonomisine katkı sağladıkları birçok çalışma yapıyoruz. Eğitimlerimizde örneğin AKÜ'den, AFSÜ'den gelen profesörlerimizle sağlık eğitimleri, tarih eğitimleri, çok güzel kadın analar ya da tarihte kadının yeri gibi programlar yaptık. Oyuncak atölyemizde de üretim yapıyoruz, evlere iş veriyoruz. Burada işi öğretiyoruz, kadınlar evde parça başı olarak işlerini tamamlıyorlar, gelip ücretlerini alıyorlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Çok güzel, kadınlarımız için çok güzel bir durum. Peki katılım yoğun mu?
Katılım yoğun. Kadınlarımızın tepkisi nasıl mesela? Kadınlar çok mutlu olarak buraya geliyorlar. Biz burada psikolog ve sosyolog hizmeti de veriyoruz. Birebir psikolog hizmeti alan kadınlarımızın sorunlarına çözümler oluşturuyoruz. Bunun yanında katılımcılar yoğun bir taleple geldiklerinde, farklı bir konuyu istediklerinde biz bunu valideki proje ekibimize sunuyoruz ve o konu alanında eğitim veriyoruz. Severek de geliyor kadınlarımız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı peki? Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve saygıdeğer eşleri Sümeyra Çiçek Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar'a Kadın Kültür Evleri projesini kazandırdılar. Ayrıca buradaki atölyenin kurumunda emeği geçen Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Beybek, Zeybek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Afyonkarahisar Kadın Ana Kadın Girişimci Kooperatifindeyiz ve yanımızda kim var? Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Demet Çetinkaya, kooperatif başkanıyım. Ne zamandır kooperatifimiz var Demet Hanım, öğrenebilir miyiz? Kooperatifimiz 31 Mart'ta kuruldu. Atölyemiz daha önceden vardı ama kooperatifimiz yeni kuruldu. 1,5 ay gibi bir süresi içerisindeyiz. Peki, kooperatifimizin vizyonu nedir? Vizyon olarak biz Aşçı Bebek Astronom Şehri olduğumuz için Aşçı Bebek üretimi yapıyoruz. Bu şekilde arkamızda logolarımız var. Ama oyuncak atölyesi olduğumuz için polis bebeklerimiz, asker bebeklerimiz, doktor bebeklerimiz, öyle asker bebeklerimiz hepsi geniş kapsamlı çalışıyoruz. Aynı zamanda bilgi evlerinden de ürün alıyoruz. Onlarda da örgü olarak bu şekilde ürünlerimiz var. Bunları şey yapıyoruz, bunların satışını yapıyoruz. Peki Demet Hanım, bu oyuncak bebekleri nerelerde satıyorsunuz? Birinci yılımızı kutluyoruz, albikere.com var. Birinci yılımıza özel zaten orada da internette şey yaptı. 8 tane de satış mağazamız var. Bu mağazalarda ürünlerimizi satıyoruz. Şu anda aktif olan meydanda standımız var. Orada çok güzel satılıyor ürünlerimiz. Ayazin'de var, Park Afyon'da var. 8 tane toplam mağazamız var. Oralardan satış yapacağız. Daha sonra ilerleyen zamanlarda Trend Yol, N11, oralara da başvuracağız. Oralarda da satışımızı yapacağız. Peki, katılım çok oluyor mu kadın girişimci kooperatifine? Katılımlar ne şekilde? Katılımımız çok fazla. Daha önceden 22-25 kişiydik ama şu anda biz parça başına döndük. Artık burada makinede çalışan bayanlarımız var. Bebeğin birleştirme kısımlarını eve gönderiyoruz. Kişi, bayanlar geliyor, ürünlerini alıyorlar, eve götürüyorlar, birleştiriyorlar, teslim ediyorlar buraya. Bu şekilde şu anda ona geçtik. Sadece burada atölyede makine başında çalışanlar var. Afyonkarahisar Kadın Ana Kadın Girişimci Kooperatifinde anne kız mutfak önlüğü kombinlerimiz de var. Üzerimde görmüş olduğunuz üzere hem armalı hem de aşçı bebeklerimiz de var. Bu şekilde gösterebiliriz. Arkasında gastronomi şehri Afyonkarahisar olduğu için amblemimiz de bulunmakta. Herkese şiddetle tavsiye ediyoruz. Çok güzel, çok değerli emekler var. Bu şekilde görebiliriz. Sizler için bu yazın trendlerini öğrenmek, modanın nabzını tutmak için bir mağazaya giderek hangi renkler ön planda, hangi modelleri tercih etmeliyiz, hepsini ve çok daha fazlasını keyifli bir sohbetle konuştuk. Özüm Hanım merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mağazanızda ne tarz ürünler var? Biz merak ettik, rengarenk gördük, vitrininizde rengarenk gördük. Biz de gelelim, soralım, detayları öğrenelim. Hangi tür ürünler var merak ettik, kapınızı çaldık. Hoş geldiniz. Öncelikle biliyorsunuz artık böyle bir pandemiden çıktığımız için mağazada da göreceğiniz üzere daha çok böyle bu sene renklenerek girdik. Açıkçası biz çok mutluyuz çünkü çok sıkılmıştık artık böyle salaş ürünlerden. Bu sezon biraz daha böyle renkli, canlı ve iddialı olarak giriş yapıyoruz. Etekler, 2000'lere dönüşler, retro ürünler, fuşyalar en çok sevmiş olduğum renklerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Bu sene böyle canlanacağımız dışarı ya artık böyle tekrardan adaptasyon sağlayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu dönemde de elbiselerimiz aslında bize eşlik edecekler. Zaten size yine mağazayı da gezdireceğim. Böyle renkleri biraz daha görmüş olacağız bu sezon. Elbiseler daha mı ön planda? Şimdi ben de hemen sizin mağazanızdan kaptım, evet. Bir ürün giydim. Rengini çok beğendim, çok sevdim. Teşekkür ederim. Elbiseler mi daha ön planda?
Tabii yaz sezonunda daha çok elbiseler ön planda oluyor. Yine bu sezonda da elbiseleri sık sık göreceğiz. İşte böyle renkli elbiselerimiz. Modeller dediğim gibi her yönden iddialı giriyoruz. Daha böyle işte pencereli elbiseler, tek omuzlar, uçuş uçuş, miniler, maxi boylar. Aslında çok renkli ve geniş bir sezon olacak bu yıl diyebilirim. Peki etek boyları ile ilgili en çok hangisi tercih ediliyor? Hangi boy etek alınıyor? Açıkçası şöyle, her kadının ölçüsü farklıdır. Yani bu ölçüye eşlik edecek her boyda açıkçası bu sezon çalışmışlar. Bu da daha özgür bir sezon olduğunu aslında bizlere haber veriyor. Bu yaz çok güzel geçecek evet. O zaman. Evet. Peki aramızı bulacağız. Evet. İki parça kombinlerden biraz da bahsetmek istiyorum. Yine çok fazla ürün var, çok fazla seçenek var. İkili kombin yapılabilecek de çok seçenek var. Bunlardan da bahseder misiniz yine? Tarzı olanlar hangileri? Bu sezon etekleri daha çok ceketlerle kombinliyoruz. Üzerimde görmüş olduğunuz etek daha çok böyle 2000'leri yansıtan bir etek modeli. İsterseniz mesela hani biraz önce de demiştik ya etek boyu diye. İsterseniz böyle bir etekle veya şurada uzun bir eteğim var onu da göstermek istiyorum size. İsterseniz de mesela bu şekilde uzun bir etekle de yine kombinini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu sezon takımları görüyoruz ama takımlarda renk görüyoruz. Daha çok böyle canlı renkler göreceğiz. Peki ben kombinlere hemen geçmek istiyorum. Bizlere neler önerirsiniz, neler gösterirsiniz izleyenlerimize de? Şöyle geçip bakalım. Tamam. Dediğim gibi bu sene renk senesi. Ceketlerde de yine renkli ceketler kullanıyoruz. İşte her kadının ölçüsü dediğimiz olay da yine burada başlıyor. O tarz bir kombin istemeyen danışanlarımız da bu şekilde yine bir pantolonla kombinini gerçekleştirebilir. Ve yine biz böyle etekli, yine rengarenk bir etekli böyle bir kombin gerçekleştirdik. Uzun ceketlerin altında bu fırfır kısmının çıkması da yine bu sezonun trendlerinden bir tanesi olacak. Peki ceket boyu ne olmalı? Ben kısa bir etek giydiğim. Ceket boyuna çok sevineceksiniz çünkü yine basen tarafını biraz daha böyle kapatan ceketlerimiz moda. Ama mesela üzerimde görmüş olduğunuzda yine daha kısa bir ceket. Yine ceketlerde de istediğimiz özgürlüğü yakalayabileceğiz. Yani her bedenden kadın istediğini tercih edip ceket ve kısa bir etek de giyebilecek basenlerini kapattığı için. Aradığımız her şeyi bulabileceğiz. Bu sene yine her yaz evet olduğu gibi yine jean şortlarımız ön planda olacak. Bu da yine bir şort etek modelimiz. Daha böyle basic ürünlerle, kovboy çizmeleriyle de kombinini tamamlayabiliyoruz. Bu sezon en şık, en zarif ürünlerden bir tanesi de beyaz tişörtler. Yine beyaz tişörtlerimizi de birçok ürünle kombinini tamamlayacağız. Rahat hem şık, bir seçenek. İnanılmaz. Ve zamanı yok. Çünkü kışın da yine bu ürünleri kullanabiliyoruz. Yazın da kullanabiliyoruz. Üstüne bir hırka, bir ceket atıyoruz. Zamanı olmayan en şık, en basit ama en asil ürünlerden bir tanesi. Ve yine bu sene mam jinler çok ön planda olacak. İsterler topuklu ayakkabı giyip daha klasik bir görünüm yapabilirler. İsterlerse de yine böyle sneakerlarını giyip daha spor bir tarza dönüştürebilirler. Yine kotlarımızı da ceketlerle kombinlemek bu sezonun yine hit parçalarından bir tanesi, görünümünden bir tanesi olacak. Yine kot bu sezon yine ön planda ve yırtmaç detaylarımız, yandan ve önden yırtmaç detayları yine ön planda olacak kotlarımızda. Ve yine rengarenk bir... Bayıldım rengarenk. Evet, ben de çok seviyorum renkli giyinmeyi. Yine bu da en güzel örneklerinden bir tanesi zaten olacak. Bahsetmeye bile gerek yok. Evet. Kendisini gösteriyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yine fırfır detaylarının olduğu biraz daha ara boyda duran bir elbise modelimiz. Ve sizin üzerinizde bizim... Benim seçtiğim parça. Evet, elbiselerden bir tanesi. Bu sene pembe rengini çok kullanıyoruz ama pembe rengini en çok morların ve lilaların içerisinde kullanıyoruz. Ve bu sezon pencere detaylı ürünler de çok moda ve tulumlar da çok moda. Biraz daha retro tarzında olduğu için bu da aslında çok güzel bir örneği olacak tulumların. Çok şık. Bunların dışında bir de bu yıl bembeyaz giyinme, tepeden tırnağa bembeyaz. Yine çok şık, çok asil olacak. Çok rahat evet. Bir de rahat görünüyor. Aynen ve bir de şöyle bohem tarzı bir elbise göstereceğim. Çünkü yaz demek pamuklu ürünler demek, kendimizi daha rahat hissedeceğimiz ürünler demek. İşte bu ürün de ona bir örnek olacak. Bu ürünün bu bohem tarzını çok seviyorum. Yine istediğiniz gibi kişiselleştirebileceğiniz bir ürün. İsterseniz bir hasır şapka takabilirsiniz. Hatta şeyi de çok beğeniyorum bu gelin
gelin çekimlerinde gelinlerin kullanmış olduğu, bu da yine ona çok güzel örnek olacak. Keşke böyle kumaşını da dokundurabilsek, inanılmaz rahat, sadece pamuktan üretilmiş olan bir elbise bu elimdeki üründe. Çok da güzel görünüyor. Sırada 27.si düzenlenen Marble 2022 görüntüleriyle sizlerleyiz. Kanal 3 olarak İzmir Marble 2022 fuarına gidip fuarı yerinde görüntüledik. İzmir Mermer, Doğal Taş ve Makineleri Fuarı 27. kez kapılarını dünyaya açtı. Biz de Kanal 3 olarak Mermer Fuarını sizler için görüntüledik. Devenin şu anda ikinci uluslararası fuara katılışı. Aynı yine biliyorsunuz Merrill fuarının yazın bir sene önceki ertelenen fuarı yapılmıştı. İlk testimiz o zaman olmuştu. Bu sefer ama ikinci fuarı ve gerçek anlamda görücüye çıkmış durumda. Deve 10. Araç banktan inmiş durumda ve devenin ikinci modeliyle şu anda biz görücünün önüne çıkmış durumdayız. Kapasite olarak çok ciddi bir değişiklik yok ama hem görsellik anlamda hem konfor anlamda daha iyileştirilmiş bir ürünümüz şu anda sergileniyor. Deveye ilgi evet beklediğimiz gibi çok şükür. İnsanlar ilgililer, yerli olması çok dikkat çekiyor. İnşallah daha da bu sayılar artacak.
Şimdi de sırada Kanal 3'te sabah programına gelen minik konuklarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz tatlı röportajımız var. Evet, şimdi miniklerimiz kanalda. Hemen kendilerine dönüyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ayşe, Selçuk İlkokulu'na gidiyorum. 4. sınıfım. Seni tanıyalım. Benim adım Enes, Selçuk İlkokulu'na gidiyorum. 4. sınıfım. Eren ve Enes. Neden geldiniz bugün kanalımıza? Biraz bahseder misiniz bizlere? İlk buraya bize davet ettiğiniz için teşekkürler. Teşekkür ederiz. 23 Nisan olduğu için, bir de Ramazan olduğu için. Evet. Etkinliklerinizi mi anlattınız içeride? Ne konuştunuz biraz önce? Canlı yayındaydınız. Heyecanlı mıydınız? Evet. Sen heyecanlı mıydın? Evet. Neler konuştunuz peki içeride? Etkinlik gibi satranç, madalya gibi falan konuştuk. Evet. Hangi etkinlikleriniz vardı? Ramazan, 23 Nisan. Satranç. Etkinlik kimmiş vardı? Eren ve Enes yanımızda ve birçok madalyaları var. Bunların hangi branştan olduğunu şimdi sorup öğreneceğiz. Hangi branştan madalyalarınız var? Satranç ve çevre dostu. Evet. Satranç ve çevre dostu. Peki kullandığınız bir enstrüman var mı? Az önce içeride gitar çaldınız. Evet. Ben gitar çalıyorum. Ne zamandır çalıyorsun peki? Bir yıldır falan. Bir yıldır. Senin kullandığın bir enstrüman var mı? Var, piyano. Piyano. Ne zamandan beri çalıyorsun? Bir yıldır. Çok güzel. Uğraştığınız, ilgilendiğiniz bir spor dalı var mı? Var. Satranç, kano, futbol, basketbol. Peki senin? Yakal top. Yakal top. Satranç, futbol, basketbol, kano, bisiklet sürmek. Benim de bisiklet. Bunlardan en çok sevdiğiniz hangisi peki? Satranç. Satranç oynamak. Satranç ve futbol. Peki satrançın sebebini sorabilir miyim? Annem ve annem satranç öğretmeni, babam da satranç iyi bilinciğinden ondan. Şimdi de sırada iç açan, mister gibi kokan bir röportajımız var. Röportaj yaparken ruhumuz dinlendi, içimizde çiçekler ile şenlendi. Röportajımızı hep beraber izliyoruz. Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Çiçek dükkanındayız ve misler gibi kokuyor. Yanımda ise Nazmiye Hanım var. Onunla çok güzel bir röportaj yapacağımıza inanıyorum. Merhabalar. Merhabalar Serpil Hanım. Hoş sizleri geldiniz. Tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İsmim Nazmiye. Burada eşim, oğlumla birlikte çalışıyoruz. Bir aile şirketi gibiyiz. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben 7 yıl oldum bu işin içine gireli. 7 yıldır bu işte uğraşıyorum. Eşim daha bunun evveli var. Aşağı yukarı 20 yıldır falan da eşim bu işte uğraşıyor. Ama şu anda ben net olarak 7 yıl oldum. Bu işe başlayalım nasip olursa inşallah. Çok güzel. Peki her sabah bu kapıdan girip geldiğinizde çiçeklerle dolu bir dükkana girmek sizde ne hissi uyandırıyor? Çok güzel bir duygu uyandırıyor. İnsanın pozitif enerji veriyor. Aktifleşiyorsun. Girdiğin zaman değişik çiçeklerle uğraşmak, çiçeklerin dilinden anlamak, onlarla konuşmak insana gerçekten çok güzel geliyor. Çok hoş bir duygu. Herkese tavsiye edebilirim diyebilirim yani. Ama çiçeğin bakımını anlaması lazım. Yani çiçekten anlamanız lazım. Çiçekle konuşmanız lazım. Hani biz diyoruz ya daha tabiri caizse çiçektir sonuçta diye. Hayır. Çiçekler de sonuçta bir canlı. Onlarla konuştukça, onlara derdini anlattıkça onlar sana daha güzel şeyler veriyor. Pozitif enerji veriyorsun. Yani girdiğin zaman bir insanın bir ruhu açılıyor. Bir içi güzelleşiyor. Daha güzel bir şeyler oluyor yani. Evet, çok haklısınız. Peki Nazmiye Hanım, şunu çok merak ediyoruz. Evet. Sizlere gelen çiçek siparişlerinin içindeki notlar en fazla hangi ağırlıkta oluyor? Yani özür mü, içimden geldi çiçeği gibi mi? Yani ne tarzda? Özürle içimden geldiği gibi bir şeyler. Yani bakıyorsunuz günlük işte atıyorum 40-50 siparişimiz oluyorsa bunun işte 30-40'ı özür oluyor. 20'si içimden geldiği gibi oluyor. Yani daha ziyade içimden geldiğiyle özür mesajları daha çok ağırlık basıyor. Sırada reklamlar var.
Şimdi de sırayı Erkmen Kadın Kültür Evi'ne veriyoruz. Kadınlarımızın tekstil ağırlıklı çalışmalarını ve el işlerini keyifli röportajlar eşliğinde görüntüledik. Birlikte izleyelim. Şimdi ise yanımızda Erkmen Kadın Kültür Evi ve Kooperatifi Başkanı var. Onu tanımakla başlıyoruz. Merhaba, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Adım Sevda Nur Erşen. Erkmen Kadın Kültür Kooperatifi'nin başkanıyım. Başkanım, şunu sormak istiyorum ben. Bu yıl Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümü ve duyduğumuza göre burası tekstille ilgilendiği için 100. yıla özel çanta ve şapka dikildiğini öğrendik. Bunları sizden duyup ve görebilir miyiz? Tabii ki de. Şöyle gösterebilirim size. Şu şekilde şapka çantalarımız var. Evet. Baskılarımızla birlikte baskılarımızı da kendimiz yapıyoruz. Her şey bizim üretimimizde, yani ipinden baskılarına kadar kendimiz yapıp kendimiz dikiyoruz. Peki. Şapkayı da görebilir miyiz başkanı? Şapkalarımız da bu şekilde. Hem şapka olarak kullanılıyor, şu şekilde göstereyim. Bu şekilde şapka olarak da kullanılıyor. Ayrıca boyunluk olarak da kullanılıyor bu şekilde. Bu kadar. Emeğinize sağlık. Peki kaç adet yapılıyor? Yani sayısı tam olarak belli mi? Tabii ki de belli. Boyunluklarımızdan 2000 tane, çantalarımızdan 2000 tane, toplam 4000 tane ürünümüz, evet, ürünümüz olacak. Peki ne kadar zamanda ne kadar yapıldığı belli mi? Şu an bir sistem oturmuş halde mi? Evet, oturmuş halde. Şu an 1,5 ayda 2000 tane ürün üretmiş durumdayız. Peki. Emeğinize sağlık başkanım. Her şey çok güzel görünmekte. Erkmen Kadın Kültür Evi ve Kooperatifindeyiz şu anda. Yanımızda Kadın Kültür Evi'nin başkan yardımcısı bulunmakta. Öncelikle onu tanımakla başlayalım. Merhabalar. Sizleri tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Fadime Korkmaz. Erkmen Kadın Kültür Evi Başkan Yardımcısıyım. Fadime Hanım, Kadın Kültür Evi'nde neler yapılıyor? Genelde tekstil üzerine diye duyduk burayı. Sizlerden de öğrenebilir miyiz? Genellikle tekstille uğraşıyoruz. Belediyelerimize Hoş Geldin Bebek projesini uyguluyoruz. Zıbınlarımız var, battanelerimiz var. Çocuk pijamalarımız var. Anneler için pijamalar diktik. Bunlar yani genellikle tekstil üzerine. Genelde tekstil, evet, üzerine. Katılım çok oluyor mu kooperatifimize? Evet, oluyor. Memnunuz. Peki hangi kurslar var kooperatifte? Dikiş üzerine var, halk eğitimine ve takı üzerine var. Belediyemizin Hoş Geldin Bebek kampanyası demiştiniz. Evet. Galiba bu ürün. Evet. Bunu içerisinde neler var? Bir tane battanemiz, evet, zıbınımız ve pijama ile takım olarak setimiz var. Peki. Sevgi Hocam'ın yanındayız. Takı tasarım kursundayız. Hocam merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sevgi Kumdakçı. Halk eğitimde çalışıyorum. Takı tasarım mezunuyum. Böyle öğrencilerimize takılar yaptırmaya çalışıyoruz. Ne kadar süredir peki bu işle ilgileniyorsunuz? Ben hemen hemen 10 senedir bu işle ilgileniyorum. Peki ne kadar süredir Kadın Kültür Evi'ndesiniz burada öğrencilerinizle beraber? Buraya 2 aydır buradayım. Daha önce başka yerlerdeydim. Peki buraya katılım sizce nasıl? 2 aydır buradasınız. Gözlemleriniz neler? Gözlemler? Güzel, halk hevesli. Yani gelmek istiyorlar. Gördükçe modelleri beğeniyorlar. Hoşlarına da gidiyor. Gençlerin daha çok hoşuna gidiyor. En çok genç kesim mi geliyor? Genç kesim, evet, daha çok seviyor. Peki hangi modelleri yapıyorsunuz? Daha çok kolye mi yoksa bileklik mi? Neler yapıyorsunuz burada? Göre, kim neyi kullanmak isterse ona göre yapıyoruz. Kolye de, bileklik de, hepsi de yapılıyor. En çok bileklik yapıyoruz ama. Bu modelleri kim belirliyor burada? Ya bizim bir gittiğimiz bir standart şeyimiz var. Ona göre ayarlıyoruz. Daha sonra da öğrenci internetten buluyor. Onlar beğendikleri modelleri çalıştırmaya çalışıyoruz. O şekilde serbest yapabiliyorlar istedikleri. Evet. Resimden çıkarabiliyoruz modelleri. Peki öğrenmek kolay mı? Yani buraya geliyorlar, sizden öğrenmeye çalışıyorlar, akıllarında bir modelle geliyorlar, yapabiliyorlar mı? Ne kadar sürede öğreniyorlar? Zorlanıyor musunuz? Yok, hayır. Bazı insanlar çok çabuk kapıyor ama yani bir kişi bir kere de anlıyor, bazısı 10 kere de anlıyor ama eninde sonunda model çıkıyor, yapılıyor yani. El becerisi mi gerek? El becerisi, evet. Hafızayı güçlendiriyor, o yönden iyi. Peki şu an yapmış olduğunuz ürünlerden biraz gösterseniz bizlere neler var? Birkaç kolye modelimiz var. Böyle kolyeler çalıştılar. Bugün biraz önce Miyoki'den bir bilekliğimiz var. Şöyle bilekliklerimiz var. Bunların hepsini farklı farklı öğrenciler yapıyor. Farklı farklı öğrenciler yapıyor.
Şimdi dikiş kursumuzdayız. Seda hocamızın yanındayız. Hocam merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Seda Işıkçı, halk eğitime bağlı usta öğreticiyim. Burada öğrencilerime dikiş öğretiyorum. Sıfırdan başlıyoruz. Geri dönüşüm olarak kumaşları kendileri tedarik edersiye kadar evdeki kalan kumaşlardan, geri dönüşümlerden başladık. Değerlendirme, atık kumaşlardan neler yapabiliriz diye. Herkes evindeki atık kumaşı buraya getiriyor. Sonra ne yapacağınızı mı planlıyorsunuz? Tuniği küçük geliyor. Onu kızına elbise olarak çeviriyoruz. Şu anda hazırlıksız olduğumuz için eve gönderiyorum hepsini. Farklı farklı şeyler. Mesela bunlar 3 kişinin birden kalan kumaşları. Çocuk kıyafeti yapılmış. Bu neyden dönüştürüldü? Kalan kumaşlardan, parça kumaşlardan hepsi tamamen. Bunlar eski kot pantolonlardan. Evet. Sanırım şurada mutfak önlüğü görüyorum. Çok da şık duruyor. Bunlar da aynı zamanda etek. Ne kadar güzel bir etek olmuş. Evet. Bir tane pantolondan 1,5'tı, 1,5'tı mesela. Bir kişinin pantolonundan. Bir elbise, bir önlük. Yani evet, ne kadar bir da güzel. Bir pantolondan evet. Aynı şekilde bunlar da öyle. Eteklerimiz, mutfak önlükleri. Yani pandemide biraz bütçe herkesin dar olduğu için, herkesin kumaş alma imkanı olmadığı için bize böyle bir şey, hani öğrencileri boş durdurmamak adına, ya geri dönüşüm olarak ben kafamca öyle yaptım. Maddiyat açısından, ekonomik açısından zorlanmasınlar, dikişten soğumasınlar diye. Onlar da herkes açısından çok sevildi. Onlar da çok memnun kalmışlardır, eminim ki. Evet, çok memnun kaldılar. Herkes çok seviyor. Yani kaynanalar bile çok seviyorlarmış artık sizi. En çok onlar sevinmiştir. Evet. Peki yani, katılım yoğun mu? Evet, yoğun. Yani geri dönüşüm olduğu için biraz da ekonomik açısından hani fazla ben zorlamadığım için o yüzden gayet memnunlar şu an. Yaş aralığı gençler mi daha çok geliyor böyle kurslara yoksa biraz daha yaşı büyük olan kadınlarımız? Yaş 30-40 arası 18 yaşında da 19 yaşında da öğrencimiz var. Onlara daha ilgi odağı mesela daha farklı şeyler, görüş açıları, bakış açıları onların daha farklı onlar da var. Onların gelmesini daha çok istiyorum. Genç kesimin mesela daha çok şey öğrensinler diye. Evet, daha çok onlar şey da var. Evet. Geri dönüşümü bilsinler. Evet, bilsinler yani israf yok yani hani israf israf yok. Erk, ben Kadın Kültür Evi ve Kooperatifinde Hatice müdürümün yanındayız. Müdürüm merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi kısaca bize anlatır mısınız? Hatice Derinöz, Erkmen Kadın Kültür Evi müdüresi. Aynı zamanda tekstil teknoloji öğretmeniyim. Erkmen Kadın Kültür Evimiz 15 Mart 2021 tarihinde Erkmenli kadınlarımızı Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve değerli hanımefendi Sümeyra Çiçeklerin himayesinde kurulan kültür evlerimizden Erkmen'de artık Erkmenli hanımlarımıza sunuldu. Hizmetlerine açıldı kapılarımız. Bu sayede ev hanımlarımız, Erkmenli hanımlarımız hem sosyalleşiyorlar kültür evlerimizde hem de eğitimler alıyorlar. Ve bu sosyalleşme ve eğitimlerde herhangi bir ücret talebi kendilerinden alınmıyor, yapılmıyor. Kültür evimizde hanımlarımıza sosyalleşmeleri için kahvaltı etkinliklerimiz, yemek etkinliklerimiz, sinema etkinliklerimiz, gezilerimiz ve faaliyetlerimiz oluyor. Bunlara dair spor faaliyetlerimiz var, kültürel etkinliklerimiz var. Herhangi bir talepte bulunmuyoruz. Sadece onlardan istediklerimiz kendilerinin ferahlıkla, rahatlıkla kültür evimize gelmeleri, bizleri yalnız bırakmamaları, buraları dolu dolu yaşamalarını istiyoruz kendilerinden. Afyonkarahisar'a Ramazan ayı için çeşitli illerden gelen yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik alanını sizler için gezip görüntüledik. Merhabalar, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Gülistan. Gülistan Hanım, sizi de tanıyalım. Nuriye. Nuriye Hanım, hoş geldiniz Afyon'a. Nereden geliyorsunuz? Antep efendim. Antep sizden. Evet. Afyon'a geldiniz, hoş geldiniz. Afyon'u nasıl buldunuz? Öncelikle bunu sorarak başlayayım ben size. Afyon'u nasıl bulduk? Havasını soğuk bulduk. Evet, siz soğuk havalara denk geldiniz bu yıl bu şekilde. Havası soğuk, şükür iyi yani işlerimiz Allah'a şükür. İnsanlarımız da iyi, öyle diyelim. Hangi ürünleriniz var? Bize biraz ürünlerinizden bahseder misiniz? Tabii, bahsedebilirim. Karadut çuruplarımız var. Ondan sonra özlerimiz var, tedavi amaçlı ağız yarasına, kansızlığa. Yaban mersinimiz var, kalp damar hastalığına, enfeksiyonlara karşı, idrar yollarına, böbrek taşlarına birebirdir yaban mersini. Kızılcık özümüzde kolesterola, tansiyona, onun da o şifası var.
Diğer ürünümüzde kozalak özümüz var. Astıma, öksürüğe, bronşite, akciğer dostudur. Nar ekşimiz var. Elde yapılma, odun ateşinde kaynatılmıştır. Üzüm pekmezimiz var. O da organiktir. Ürünlerimiz doğaldır bizim ürünlerimiz. Kendi yapımımızdır. Bunları siz kendiniz yapıp o şekilde getirdiniz. Aynen efendim. Biz kendimiz yapıyoruz. Abimgil, ablamgil yapıyor. Ondan sonra keçi boynuz özümüz var. O da tekrar öksürüğe, bağışıklığa birebirdir. Kan yapar. Pekmez gibi diye düşünüyorum ama pekmezden daha kuvvetli üzüm pekmezinden. Bu şekilde. Aynen. Bu şekilde ürünlerimiz var ablacığım. Peki en çok Afyon halkı hangisini alıyor sizden? En çok hangi ürün satıldı? Hangi ürün satılıyor şöyle söyleyeyim. Karadut özü ağız yaratına ve kansızlığa bağışıklığı olduğu için karadut özü, karadut çurubu, keçi boynuzu da satılıyor, kozalak da satılıyor ama kozalak tabii çamın kokusu ve ister istemez bir ağırlığı olduğu için hani o da gidiyor ama yoğunluk özler ve şuruplarda, keçi boynuzunda. Yoğunluklarımız o şekilde. Öncelikle merhaba. Afyon Karahisar'a hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki merhabalar. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben bakır ustasıyım. Ürünlerimiz Kahramanmaraş ve Gaziantep yöresine aittir. Ramazan dolayısıyla bir ay burada sizlere misafir olduk. Olmaya da devam edeceğiz herhalde. Peki yoğunluk üzerine ne söylemek istersiniz? Gündüzleri çok yoğun oluyor mu? Gündüzleri çok yoğun olmuyor. Ama akşamları kalabalık oluyor. İlgi çok güzel. Yani bakıra Afyon halkının ilgisi çok güzel. Alışverişlerimiz de gayet iyi gidiyor. Çok güzel gidiyor. Devam etmesine hazırlıyoruz. Peki ürünlerinizi bize tanıtır mısınız? Yani özellikleri nelerdir? Ne diye geçtiklerini söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Bakır eskiden beri kullandığımız geleneksel hale gelmiş mutfak kaplarımız. Mutfakta içilen çayın yani mutfakta kullanılan malzemelerde mesela bakır çaydanlıkta içilen çayın tadına doyum olmaz. Süper olur. Ondan sonra şöyle bakır tavalarımızda tereyağda yumurta, sucuk, özellikle Afyon'un sucuğu meşhur. Yani bu tavalarda yine güzel olur. Yemek tencerelerinde de yemeği çok güzel olur. Neden güzel olur onu izah edeyim. Bakır kaplarda mineral vardır. Yani çözülme oluşur. Pişirme sürecindeki oluşan çözülme insan vücuduna gayet faydalıdır. Yani bakır ve demir eksikliğini tamamlar. Bu yüzden tercih ediliyor. Çelik tencereden koparma olmaz. Alüminyum zaten zararlı. Alzheimer'ın nedenidir. Bu yüzden ben vatandaşlarımıza her zaman bakırı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Hamza Karakurt, Antep'ten geliyorum. Bütün Antep'li ürünlerin hepsini buraya getirdim. Afyon'a arkadaşlarım hizmetten sunmaya geldik buraya. İnşallah bayrama kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz. Bütün Antep'in yeri sucuğumuz, bastığımız, Antep fıstığımız, bütün ürünlerimiz hepsi birinci sınıftır, kalitelidir. Onun için buraya geldik. Kaç çeşit ürün getirdiniz? Ortalama 80-90 tane ürün falan getirdik. İncirinden olsun, cevizinden olsun, Antep'e yöresine ait her şeyi getirdik buraya. Peki, en çok Afyon halkı hangi ürününüzü tercih etti, sevdi? Tabii ki. En çok bizim bir dağ çileğimiz var Antep'e has. Bir de sucuğumuz var, muskamız var. Doğal olduğu için, insanlar doğal ürünlere hasret kaldığı için tabii ki tercihimiz de tutkurumuz olsun, üzümümüz olsun, Antep fıstığımız olsun. Bu Antep'e has bir fıstık. Bu kendi mahsulümdür. Annem babam bunu yetiştirip biz kendimiz kavuruyoruz, buraya getiriyoruz. İnsanlara bunu... Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, benim ismim Fatih. Ankaralıyım aslen. Ürünlerim Kütahya, 124 yıllık Kütahya firmasının ürünlerini satıyorum. Peki fuara ne çeşit ürünler getirdiniz? Neler var elinizde? Bizlere gösterebilir misiniz bunları? Tabii ki, şöyle buyurun. En başta şu şekilde direkt doğal susamdan, yerli susamdan taze şekilde tahin çekiyorum. Direkt hiçbir katkı olmadan değirmenden geçerek sadece susamla tahin üretiyorum. Tahinin yanında doğal pekmezlerim var. Üzüm, pancar, karadut, çam kozalağı olsun. Pekmezlerim mevcut. Ayrıca baş ürünümüz olarak tahin helvamız var. Firmamız 124 yıllık Kütahya firmasıdır. Helvacı Hakkı. Ve helvamın çeşitleri var. Yaz helvasıdır, köpük helvasıdır. Burada özellikle çok sevilen köpük helvam mevcut. Paşa helvası vardır bizim Kütahya'nın ünlü. Farklı tarzlarda ürünlerim var bu şekilde. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Turgut Şentürk. Gaziantep'ten geldik buraya inşallah. Afyon'a baklavalarımızı, ürünlerimizi tanıtmak için burada bulunmaktayız. Yaklaşık 25 gün veya 26 gün oldu.
Ayın 4'üne kadar inşallah Gaziantep Gönüloğlu firması adı altında afyonlara hizmet etmek için buradayız. Kaç çeşit ürün var? Yani çeşit yok ama burada olan bunlar. Burada hangi ürünleri getirdiniz? Mesela büzme getirdik. Burada olmayan bir lezzet. Şu mesela Antep büzmesi kardeşimin tam önünde. Bunda arasında kaymak, fıstık var. Harika bir lezzet. Afyon halkının mutlaka bu ürünü denemesini zaten çoğu denedi. Bir de şöyle değişik bir ürünümüz var. Sultan. Buradakiler bunu Belluriye diye biliyorlar ama bu o ürün değil. Afyon halkına söyleyelim önce. Bunda bal, fıstık, tereyağı, kadayıf var. Yani spesiyalimizi getirdik böyle ceviz, fıstık, karışık, bol tereyağlı bir ürün. Harika bir lezzet. En çok hangisi tercih ediliyor peki? Büzme. Büzme ve sultan. Yani insanlar, aslında insanlar baklavayı burada yiyoruz diye böyle tercihte bulunuyorlar ama yanlış. Şu lezzet buralarda yok. Bir kere onu bilsinler yani. Biz onu belirtmek isteriz Afyon halkına. Yani baklava baklavadır ama lezzet farklıdır. Unutmayın deriz. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Metin Şentürk. Trabzon Sürmene'den geldim buraya. Sürmene firmasıyım. Ne çeşit ürünleriniz var? Bizlere tanıtır mısınız? Size şuradan baştan başlayalım isterseniz. Erzurum İspir fasulyesi var. Dünya kalite ödülüdür İspir fasulyesi. O da dediğim gibi gübre, ilaç kullanılmadan üretiliyor. Oradan geçtik. Tarihi Kars kaşarımız var. Bu kaşarlar en az bir yıl dinlendikten sonra zaten yenime sunuluyor. Çok eziyetli olan bir şey. Erzurum'dan gövermiş peynirimiz var. Bu da mağaralarda gövertilip getiriliyor. Ondan sonra güzel manda yağımız var böyle suyun içerisinde. Malatya yöresine ait ama şimdi Trabzon'da da yapıyoruz biz bunu. Trabzon'un sarı yağısı var. Özellikle bizim kendimizin mıhlama kuymak için kullandığımız mıhlama peynirimiz. Taze kaşarımız gene. Birinci sınıf. Balıkesir yöresine ait sepet peyniri, mihaliç peyniri. Duymuşsunuzdur, Susurluk tostu meşhurdur. Yani onun yapıldığı peynir bu da. Oradan geçtik. Gaziantep'in sıkma peyniri var. Gene Erzurum'un yörük peyniri var. İzmir Bergama tulum peynirimiz var. O da koyun, keçi karışıktır, doğaldır. Çanakkale'den klasik peynirlerimiz var. Bu da Çanakkale yöresinin inek, koyun, keçi olarak 3 çeşit gene var, elimizde bulunuyor. Buraya geçtik. Erzincan tulumlarımız var. Trabzon tulumumuz var. Vanotlu tulumumuz var. Böyle deride, hakiki, orijinal deride yine katkısız keçi peynirimiz var. Rize mısır unumuz var. Buradan devam ettiğimiz zaman Artvin Yusuf Eli zeytini. Bunu Türkiye'de çok bilmezler. Yusuf Eli zeytini genelde ihraç olur. Biz oradan böyle yıllık çok az, yani toplamda 10 ton 12 ton bir zeytin çıkar orada. Biz 2 ton falan anca alabiliyoruz. Onu da böyle sevdiğimiz fuarlara getirip satıyoruz. Anlıyorum. Yani kolay kolay bulunmuyor galiba. Artvin Yusuf Eli zeytini kolay kolay bulunmaz. Yani öyle markette, şarküteride, şurada burada bulamazsınız. Sonra yeni bir ürünümüz çıktı. Biraz ilerlersek onu tanıtayım size. Tabii. Zaten şu anda bu Afyon'da duayen oldu. Çok tutuldu bu. Trabzon kurusu. Bunun içerisinde süt, ay çekirdeği, tereyağı ve mısır unuyla karışık. Çayla, özellikle domates çorbasıyla çok güzel oluyor. Yani Afyon Karahisar halkı çok beğendi. Bunu çok beğendiler, evet. Yani bizim peynirlerden daha çok tuttu diyebilirim yani. Çok sevdiler bunu. Günlük taze olarak geliyor bu zaten. Trabzon'dan her sabah otobüsle alıyoruz. Az az istiyoruz, taze taze satıyoruz. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Geldiniz. Fatih Özdemir, Hatay. Hatay'dan geliyorsunuz. Evet. Kaç çeşit ürünle geldiniz, katıldınız? Aşağı yukarı 30'un üzerinde ürünümüz var. Hangi ürünler var sizde? Baharat grupları, Hatay'ın meşhur baharatları, salçalar, zeytinler. Bunun yanında meşhur kurabiye türleri, Hatay'ın meşhur kömbesi, kömbe diye nüans saydılar. Buyurun yakından çekerseniz. Bunun hem cevizlisi var hem hurmalısı var. Bunun yanında nar ekşilerimiz, zeytinyağlarımız. Peki bunlar doğal mı? Nar ekşisi, tamamen zeytinyağı? Doğal. Tamamen doğal. Peki siz katılımı nasıl buldunuz? Katılım güzel. İlk gelişimize göre güzel. Daha Afyon ilk gelişimiz. Öyle mi? Evet. İnşallah bundan sonra da devamı olur. Tanıdıkça mutlaka daha güzel yerlere geleceğiz inşallah. Öncelikle merhaba, Afyon Karahisar'a hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Barış Duman. Adıyaman'dan geliyoruz, Dibek kahvesi satıyoruz. Gümüşhane, Pestil köbemiz de var. Ve burada satış yapmaya çalışıyoruz.
Afyon Karahisar'ı nasıl buldunuz Barış Bey? Güzel, çok güzel. Ve şöyle söyleyeyim ben size, daha güzel olacak diyorum, düşünüyorum. Ve dibek kahvesi satıyoruz, herkesin gelmesini bekliyoruz. İçinde kaküle var, menengiç var, keçi boynuzu var, salep var, kakao var, Yemen kahvesi var. 7 karışımlı kahve satıyoruz. Şöyle bir de menengiç kahvemiz var. Şöyle bir de damla sakızlı kahvemiz var. Ve onun harici bir de gurme ürünlerimiz var. Kendimize ait gurme ürünlerimiz var. Bunları satıyoruz. Ve halkımızı davet ediyoruz. Kadınların her yerde olduğunu gösteren, zorlu çalışmalarda biz de varız diyen kadınlarımızı ziyaret ettik ve onlarla hoş sohbetler gerçekleştirdik. İşte o görüntüler. Evet, seni tanıyabilir miyiz? Nermin Çulfa ben. Nermin Hanım. Buyurun. Ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? 2 yıldır burada çalışıyorum. Peki bu 2 yılda burayla ilgili gelenler, gidenler, birçok gelen giden oluyor. İlginç bir anı, çünkü kadın olarak çalışıyorsunuz burada. Genelde bu tür yerlerde erkekler çalışıyorlar, görev alıyorlar. Kadın olarak neler yaşıyorsunuz? Zorluklar var mı? Ya da diğer arkadaşlar da, personel arkadaşlar da kadın. Onlarla nasıl diyaloglar içindesiniz? Bize böyle kısaca genel olarak bir bahseder misiniz? Ya zorlukları da var, kolaylıkları da var. Ayrıca çok güzellikleri var. Ben 12 yıldır iş hayatındayım. Kızım okuyor. Onu okutuyorum. İşte Şuhut'tan gelip gidiyorum zaten. Yani 2 senedir, yani tırla geldiği zaman zorluk yaşıyoruz. Ne gibi zorluklar oluyor mesela? Yakıtımız olmadığında ya da pompada sıkıntı olduğunda söylediğimiz zaman bazen sinirlenip şikayet edip gidiyorlar. Bazıları çok memnun kalıyorlar. Hemen o çok güzel kadınlar varmış, çok güzel diye çok memnun kalıyorlar. Çoğu müşterimiz memnun kalıyor yani. Peki siz kendi aranızda iletişiminiz nasıl diğer arkadaşlarınızla? İletişimimiz çok güzel. Her şey çok güzel. Yani arkadaşlarımı da seviyorum. Çalışma saatlerimiz de normal, iyi. Allah razı olsun, müdürümüz de çok iyi. Çalışmalarımız da çok güzel. İş arkadaşlarım da güzel. Peki size gece vardiyası uyguluyorlar mı? Şimdi erkeklerde oluyor bu uygulama. Kadınlarda bir ayrıcalığınız var mı, yoksa size de uyguluyorlar mı? Hepimiz eşit çalışıyoruz. Hepimiz ayrı. Gecede de çok fazla zorluk olmuyor. Ben 15 günde bir geceye geçiyorum zaten. Sabah 8, akşam 8, sabah 8. Çok da iyi oluyor yani. Hiçbir zorluğunu görmedim gecenin de, gündüzün de. İşimi çok seviyorum. Yani, bunları sizden duymak ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Yani ben işte iş hayatındayım 12 senedir. Kızım okutuyor. 2 yıldır da buradayım. Bu meslekteyim. Çok da hoşuma gidiyor. Çok da seviyorum. İşimi de severek yapıyorum yani. İş arkadaşlarımı da, müdürümü de çok seviyorum. Hepsi de çok güzel. Biz sizden anladığımız şu, yani kadına zorluk yok. Kadın her yerde her işi yapabilir. Çok teşekkür ederiz. Diye bir şey yok zaten ya. Kendi elimizde o bizim. Yani 12 yıldır biz yaptıysak, daha ben gibi benden daha neçeleri var belki yani, ama ben çalışmayı da seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Yani çok da güzel. Bence kadın gücü her zaman var. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Hülya Yet. Kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz Hülya Hanım? Sektöre daha yeni başladım. Daha yeniyim yani. Yenisiniz. Peki zorluğuyla karşılaşıyor musunuz? Bu sektörün kadınlar için bir zorluğu var mı? Ya normalde hiçbir zorluğu yok aslında. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Kadınlar kendi istediği sürece, emin olun, istediği her şeyi yapabilir. Üstesinden de gelebilir. Gelen şoförler sizleri gördüğünde bir şaşırma oluyor mu onlarda? Tabii ki olmaz mı? Genelde zaten bayan müşterilerimiz geldiği zaman bizi gördüğünde işte ne kadar güzel, güler yüzlü. Pompada işte bayan görüyorlar, temizlikte, market içinde. Gayet de güzel karşılanıyoruz. Yani bu şekilde bayanlarımıza karşı hani davranışlarımız çok güzel oluyor. Onların bize davranışları, güler yüzlülükleri gayet de güzel yani. Çok da memnun kalıyorlar. Peki kadın personellerde gece vardiyası oluyor mu? Tabii ki oluyor. Gece vardiyasında zaten zorlanılmıyor. Aynı gündüz gibi. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Müşterilerimizde de bir sıkıntı olmuyor. Yani gayet iyi. Yapamayacağız hiçbir şeyimiz yok. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Şerife Gürler. Şerife Hanım, ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? Şu anda yeni girdim ben. Girme nedeninde şöyle, hiç görüşmemde bayanların çoğunluk olduğunu söylediler bana. Öyle olunca ben de hani seve seve, içim rahat olarak geldim yani. Peki alıştınız mı, sevdiniz mi burayı? Tabii ki de. Tabii ki de, ortamımız çok güzel. Hepsinden Allah razı olsun, arkadaşlarımızdan yardımcı oluyorlar. Hani bilmediklerimizi gösteriyorlar. Dediğim gibi yani bayan personel çok olduğu için ben o yüzden burayı tercih ettim. Peki çalışma düzeni nasıl burada? Biraz bahseder misiniz? Çalışma düzenimiz her şey yani olması gerektiği gibi aslında. Her şeyin bir kuralı var, yeri var yani. O şekilde yaptığınız sürece bir sıkıntı olmuyor yani. Peki siz
siz buraya yeni başladınız. Zorlandınız mı adapte olmakta ya da herhangi yaptığınız bir iş sizi zorlayan bir şey oldu mu? Yok, olmadı. Gerçekten olmadı yani. Zaten ben 15 yıldır çalışan bir insanım hani. Yabancı değilim yani iş sektörüne. O yüzden hani bir zorluk çekmedim yani. Allah razı olsun. Dediğim gibi müdürümüzden olsun, patronumuzdan olsun. Hani anlayıştılar, sağ olsunlar. Kadınlar her yerde. Kadınlar her yerde güçlüdür. Yapamayacağı hiçbir şey yoktur yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Biz sağ olun. Bu hafta Kanal 3 Panorama'da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz röportaj yaparken ve görüntüleri alırken çok eğlendik. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Let's go!